dolar inecek mi, çıkacak mı, avro ne olacak, altın ne olacak? Lütfen televizyonlarınızın sesini bir miktar daha açın derim. Dikkat kesilin. Güneş gazetesi yazarı İslam Memiş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ne olacak? Dolar yavaş yavaş düşmeye başladı ama herkesin sorduğu soru aynı. Yükselecek mi, alçalacak mı? Altın yükselecek mi, alçalacak mı? Cebinde parası olan da soruyor, olmayan da soruyor. Niye herkes bu soruyu soruyor? Aslında tek sorunumuz bu yani. Herkesin dolara odaklanması. Özellikle cebinde parası olan, olmayan herkesin dolara sorması. İster istemez dikkatleri bu tarafa çekiyor. Ve Mustafa Bey bizim artık geçmiş yıllarda, 1990'larda ve 2000'li yıllarda hep örf ve adet haline geldi. Dolarla yatıp dolarla kalkmak, ama artık bu kültürü bir kenara bırakmak gerekiyor. Son yıllarda özellikle küresel piyasalarda dünya ekonomilerindeki olumsuz gelişmeler ister istemez gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkiliyor. Ve çok basit, yani benim terimimle, hani halkımızın anlayacağı dille şöyle bir şey konuşalım. Bir ev aldınız, 10 yıl önce 100 bin liraydı, şu anda 500 bin lira oldu. Bir araba aldınız, 10 yıl önce 30 bin liraydı, şimdi 80 bin lira oldu. Dolar 3 liradan niye 3.80'e çıkmasın, niye değer kazanmasın? Çünkü küresel bir ekonomi, dünyadaki gelişmekte olan ülke para birimleri doların karşısında değer kaybederken, niye iç piyasalarda dolar değer kazanmasın? Yani her geçen yıl dolar karşılığı yükselirken doların düşmesini beklemek biraz abes oluyor. Ekonomik bir daralma var mı? Var. Sadece Türkiye'de mi? Hayır. İster istemez şu anda savaşta olan bir ülke var. Suriye'deki sığınmacıları ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Beraberinde darbe girişimi geçirmiş bir Türkiye ekonomisi var. Beraberinde onlarca şehit haberi gelen bir askerini, polisini şehit eden, sivillerini şehit eden bir Türkiye gerçeği var. Buna rağmen doların halen yükselmemesini beklemek bana göre biraz komik bir beklenti olur. Ama... Peki burada asıl meselem benim şu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan cumartesi günü de yaptığı konuşmada aynı şeye değindi. Geçen hafta da yaptık, bazı konuşmalarda aynı şeye değindi. Dövizi, yani daha doğrusu doları silah olarak kullanmak. Bu nasıl oluyor? Yani dolar nasıl silah olarak kullanılır? Şimdi terör sadece silahla, bombayla yapılmıyor. Elinizdeki bütün enstrümanları o ülkeyi bitirmek için, o ülkeyi yok etmek için, o ülkenin istikrarını bozmak için mutlaka kullanmak gerekiyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın değindiği konu şu. Bir ülkenin elinde bir faiz silahı var. Bir ülkenin elinde ister istemez döviz rezervi var ve döviz borcunuzun olduğunu biliyor. İster istemez de bu silahı size olumsuz bir şekilde sizin ekonominizi bitirmek için kullandırıyor. Tabii döviz silahı, faiz silahı ne demek? Bunu küresel piyasalarda bir savaş olarak nitelendirmek gerekirse, kur savaşları adı altını toplarsak bunu, herkes kendi para birimini karşısında ekonomik olarak rakip gördüğü ülkeleri, ki Türkiye gibi yükselişi önlenemeyen bir ülkenin ister istemez faizleri yükseltmek, o ülkede istikrarı bozmak, eşitleri beraberinde istikrarı bozmanız için, ülkede kaos ortamı yaşatmanız için ilk önce ekonomiyi. Çünkü insan sevdiğiyle imtihan oluyor. Sonuçta parayla herkes her şeyden fedakarlık yapabilir ama cebinden bir şeyler gittiği zaman insanlar haliyle rahatsız oluyor. Şöyle bir açıklayacak olursak, CIA bundan yaklaşık 30-40 yıl önce ekonomik istihbarat başlığı altında yeni bir yapılanmaya gitti. Ve tek kurşun atmadan Japonya'ya, Çin'e, zaten Google'ı açarsanız görürsünüz, öyle çok gizli bir bilgi değil bu, kök söktürdü. Yani ekonominin bir silah olarak nasıl kullanılabileceğinin çok açık bir örneğidir. Evet. İşte Japonya'nın pirinç tarlalarının yoğunluğunu uydudan gözlemliyorlar. Evet. Ve pirinç tarlalarına yönelik bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Evet. Ekonomi çöktü. Evet. Şimdi sen Japonya'da Tokyo'nun merkezinde bir bomba patlatmışsın. Ha da adamların ekonomisine aynı bomba yapmışsın. Evet. Yani işte doları silah olarak kullanmaktan da kasıt sanıyorum bu. Ama içeri döndüğümüzde, işte geçenki programda bahsettik. Bizi sürekli dolarla meşgul etmek isteyen bir işte adı ekonomist, daha önce adı gazeteciydi, sanatçıydı, bilmem neydi. Şimdi ekonomist bazı gruplar var. Herkes ekonomist oldu bugün. Herkes ekonomist. Evet. Bizi sürekli, işte girişte o yüzden öyle girdim. Bizi dolarla sürekli dolarla yatırıp dolarla kaldırmak isteyen birileri var. Biz her gün kalktığımızda istiyorlar ki dolar yükseldi mi alçaldı mı? Yükseldiyse sevinelim, alçaldıysa üzülelim. Örf adet haline geldi. Ya da tam tersi. Evet. Tam tersi. Yükseldiyse üzülelim, evet, alçaldıysa sevinelim diye bizi dolara bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Ne olacak bunun sonunda? Zaten bir küresel para birimi dolar bir şekilde böyle empoze ediliyor. Size ait olmayan bir şey. Ama size ait olmayan, karşılığı olmayan bir şey ve manipülasyona da açık. Evet. Şimdi yayın öncesi de o manipülasyonlardan birisi herhalde ortaya çıktı. Döviz bürolarıyla ilgili bir mesele vardı sanıyorum. Geçen hafta devletin yapmış olduğu açıklamalarda 60 tane döviz bürosunun yüklü döviz hareketinden şüpheleniyorlar ve ihbarlarını değerlendiriyorlar. Bunlar inceleme altına girdi. Tabii bütün döviz bürolarına bunu mal etmemek gerekiyor. Türkiye genelinde 381 özür dilerim. Türkiye genelinde toplam tabii 381 civarında döviz büfesi var. Bunun 60 tanesi bu işi yapıyor olabilmesi şu anda inceleme altında olduğu için kesinleşmedi. Bu ne demek oluyor? İhtiyaç olmadan çarşı piyasasında, kapalı çarşı piyasasında, büyük metropol şehirlerde ihtiyaç olmadan sürekli döviz talebine artılan spekülatif hareketler yapıyorlar. Yoğun bir alım yapıyorlar, yoğun bir satış yapıyorlar. Örnek verelim. Ben dolar borcum olmayan bir vatandaşım, bir iş adamıyım. Gittim 10 milyon dolar aldım. 10 milyon dolar piyasadan çekildiği zaman ne oluyor? Dolar talebi artıyor. İster istemez dolar fiyatlarını yükseltiyor. Kurlar yükseliyor. Dolar kuru yükselince de hemen ağına takılan vatandaşlar da dolar yükselmeye devam ediyor. Hemen koşa koşa gidiyorlar dolar almaya. Oradan bir satış yapıyorlar. Hemen akşam 10 kuruş, 20 kuruş aşağısına o sabahki almış olduğu doları akşam yerine koyuyorlar. Aradaki kur farkını tık cebe indirmiş oluyorlar. Evet, tabi bunlar çok büyük rakamlarla. Çok yani büyük rakamlar. Öyle 100 dolarla 200 dolarla olacak bir şey değil. 100 dolarla 200 dolarla yani uğraşmazlar yani. Adamların ne kadar öğle yemeği 100 dolara tekamül eder. Ne kadar yani bir para dönüyor orada? Yani 10 milyon dolar, 20 milyon dolar rakamlar büyük. Tek alımda 10 milyon dolar alıyor. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar. Bunlar çerez parası değil. Bunlar ülke ekonomisini ciddi anlamda zedelemek için, yurt içi piyasalarda dolar kurunu olumsuz yönde ya da olumlu yönde etkilemek için bu hareketler gün içinde dalgalanmalara sebep olan hareketler. Şu anda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu adımlardan dolayı dolar 3.72.50 seviyesine kadar gerilemişti. Haftanın ilk işlem günündeyiz. 3.78-3.79 bandı test edildi. Ne oldu? Bir şey yok. Yani böyle bir alış satış senaryosu tekrar içeride devam ediyor. Dolayısıyla bu hareketliliği içeride destekleyen, bu hareketliliği hem köşe yazılarında hem makalelerinde hem finans ayağında yapan destekçiler mutlaka vardır. Özellikle forex piyasaları, en çok forex piyasaları puslu havayı yani alım satım kumar ortamını çok sevdiği için fiziki alım değil, altını çizerek belirtmek isterim. Fiziki alımın haricinde forex piyasasında içeride sanal ortamda döviz alım satımı da yurt içi piyasalarda dolar kurunu ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla sadece yetkililerin döviz bürolarına değil, forex piyasasında ciddi anlamda odaklanması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii çok ciddi anlamda bir mücadelenin içindeyiz. Burada da bir şey daha ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Kardeşim elindeki dövizini git bozdur, altına çevir, kaybetme. Yastık altındaki paranı git ekonomiye kazandır. Burada önemli olan doların önünü kesmek. Önemli olan doların önünü kesmek ama daha önemli bir şey de var bence. Üretime ve yatırıma teşvik. Evet. Yani burada tabii yastık altı da doğru algılanması lazım. Yani yastık evinde kenara koymuş da adam yarın öbür gün işte hastane işim olur bilmem ne olur diye 300-400 lira veya işte 100 dolar para koymuş duruyor orada. O değil bu yastık altı. Yastık altı daha farklı bir şey. Yani bunu da hani anlatmak lazım. Yani vatandaş, özür dilerim lafınızı böldüm. Sayın Cumhurbaşkanımız, olayın uzmanı sizsiniz yani. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında burada şunu ispatlamaya çalıştı. Bakın seçim meydanlarında sandıklarda oy vererek devletinize, hükümetinize sahip çıkıyorsunuz. 15 Temmuz'da sokaklara inerek de demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Ekonomik olarak da halktan destek isteyerek, dövizinizi bozarak bu sürece destek verin diye bir talepte bulunuyor. Ve bütün talepler de karşılık buluyor. Aynen. Ama sonuca baktığınız zaman bütün menfaatler Türkiye için. Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Ahmet'in ya da Mehmet'in ya da Hasan Hüseyin'in menfaati için değil kardeşim. Bu ülkenin menfaati. saati için. Bu insanlar cebindeki kardeşim 500 doları, 1000 doları yarın bugün çoluk çocuğunu evlendirecek, yarın bugün düğün yapacak, yarın bugün araba alacak, ev alacak umudunu cebindeki belki 3000-5000 dolara umut bağlamış insanlar var. Bu insanlar cebindeki parasını bugün ülke menfaati için bu ülke uğruna satıyorsa, Türk lirasına çeviriyorsa, yani vatan aşkından yapıyor bunu, millet aşkından yapıyor, bayrak aşkından yapıyor, başka bir şeyin aşkından yapmıyor. Bu ülkeleri, yani benim çok sinirlendim ve tahammül edemedim tek bir şey var. Bak yayının daha başında girerken bir polis memurumuz daha şehit oldu. Evet. 3 tane yaralımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yani siz bu ortamda, ya ben algılayamıyorum, beynim artık duruyor ya. Siz bu ortamda günde onlarca şehit insan geliyor. Polise geliyor, askere geliyor. Yani hiç mi vatana aşkı yok? Hiç mi merhamet yok? Hiç mi vicdan yok? Ya bu devlet düşmanlığı nereden geliyor Allah aşkına ya? Sizin 3-5 kuruşluk maaşınız uğruna hala doları konuşmak, hala doları üzerinden manipülasyon yapmak, hala doları üzerinden spekülasyon yapmak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz bu ülkenin batmasını istiyorsunuz. Siz bu ülkenin başkasına gebe kalmasını istiyorsunuz. Siz bu ülkenin Türk askerine değil NATO askerine teslim etmek istiyorsunuz. Daha yayına girmeden benim polisim orada şehit oluyor. Siz burada yapmış olduğunuz yazılarda, siz burada yapmış olduğunuz yorumlarda hala dışsal etkenlerden çok içsel etkenler var diyorsan kardeşim, bana bugünkü polisimizi kim şehit etti, bana bunun hesabını vermek zorundasın kardeşim, bu kadar basit. Evet, şimdi benim polisimi bugün gelip de NATO'nun askeri şehit etmedi, Amerikan askeri şehit etmedi. Benim polisim az önce terörist, benim topraklarımdaki terörist. Benim ülkemdeki davam milli bir dava. Ben kendi parama sahip çıkmayacağım, kendi ülke ekonomine sahip çıkmayacağım. Kime sahip çıkacağım? Yani İnsanlar dövizi konuşurken, ekonomiyi konuşurken, yani entelektüel ağız yaparak, insanlara böyle şirin görünerek, insanlara farklı algı yaşatarak, ya kardeşim iki lafınızdan biri içsel neden, içsel neden. İki lafınızdan biri yapısal reform, yapısal reform. Hangi yapısal reformdan bahsediyorsunuz? Şu anda az önce şehit olan o polisimizin çocuğu, ya belki çocuklarıyla akşam yemek yiyecekti bu şehit polisim benim ya. Yani o çocuğa şimdi sen yapısal reform nasıl anlatabilirsin ya? Doları ya nasıl anlatabilirsin? Hiç mi merhamet yok? Ama diğer taraftan yani şirin görünmek, diğer taraftan bir şeyler anlatabilmek, yani insana eline vicdanı koymak lazım Mustafa Bey. Ya şimdi bugün yani özür dilerim, Milliyet gazetesinde algım inanın. Ya bunları konuşacağız. Insan, bunları konuşacağız. Yani. Şimdi bir kere dolar. Bak sen Cumhurbaşkanı dolar bozdur dedi, bozdurdun, şimdi zarardasın imajı vermeye çalışıyorlar. Bunlar işte zaten devlet düşmanları. Kardeşim şey o zaman bana şunu söyleyecekler, ben ekonomistim, bu işin ben kitabını yazdım diyen adam Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki kardeşim TL'nizi ya dövize ya altına çevirin. O zaman altına çeviren vatandaşlar, altının gramı 128 liraydı, bugün 148 lira. Neden vatandaşa siz kazandınız, siz ülkenin cumhurbaşkanını dinlediniz, kazandınız niye söyleyemiyorlar? Neden söyleyemiyorlar? Neden halen dolar diyorlar? Şimdi bak Milliyet gazetesinin yani prestijli yazarlarından birisi Güngör Uras zaman zaman ekranlarda da boy gösteriyor. Bugün dolarda istikrar için doğru teşhis ve tedavi başlıklı bir yazı yazmış. Şimdi burada Güngör Hoca 9 madde halinde sıralamış. Şimdi bak birinci madde sorun dışarıdan çok içerideki gelişmelerden. İkinci madde dolar arzı ve talebi arasındaki fark büyüdü. Şöyle çevireyim. Üçüncü madde borçlular dolar topluyor. Valla ben ekonomiden anlamayan biri olarak şu okuduğum 3 maddeye de katılmıyorum. 4'ü var yani belirsizlikte dolara ve altına ilgi talep artıyor diyor Güngör Hoca. Ondan sonra 5 yanlış tesisler iyileştirmeyi güçleştirir. O biraz top çevirmiş orada. Mesela 7. madde ilginç. Döviz girişi var, döviz hesaplarında çözülme var diyor. 6'da gene top çevirmiş. Tek faiz yükseltmekle olmaz diyor. Önlerini göremeyenler yatırım ve üretim yapamaz diye gene öyle bir top çeviriyor. Ekonomiyi politik sorunların çözümüne bağlarsak çok bekleriz diyor. Hı hı. Şimdi Güngör Uras çıkmış bunları söylüyor. Doların niye yüksek olduğunu. Ama ben diyorum ya, ben ekonomiden anlamayan biri olarak itirazım var Güngör Hoca'ya. Yani ben işte sokaktaki vatandaş benim. bir ekonomist olarak siz ne diyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz bu yazılanları? İkinci başlık, dolar arzı ve talebi arasındaki fark büyüdü. Bak, dolar arzı ikinci başlık. Hı hı. Üçüncü başlık, borçlular dolar topluyor. Dördüncü başlık, belirsizlikte dolara ve altına talep artıyor. Tam 3 başlıkta ne diyor biliyor musun? Dolar talebi artıyor. Bilinçaltı. Tık 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 işliyorsun. Sen burada 9 tane başlığın 3 tanesinin dolar talebi artmasından bahsediyor. Gerisi zaten top çevirme. Gerisinde bir yani şey yok. Şöyle bir şey var. Şu anda bankadaki mevduatların %44'ü TL, %24'ü döviz. Hala vatandaşların bankalardaki döviz rezervinin arttığını nasıl söyleyebilir? Burada tarih veriyor. 30 Haziran'dan bu yana dolar fiyatı 2.88 lira seviyesinden 3.80 lira seviyesine kadar yükseldi. Hı hı. Baz aldığımız tarih ne zaman? 30 Haziran'dan bu yana. Kardeş, bu memlekette 15 Temmuz oldu. 250 tane şehidimiz var. 2500 tane yaralımız var bu vatan uğruna. Neden yazmıyorsun burada? Kaç milyon tane Suriyeli var burada, aç, sefil, şu anda karın altında, yağmurun altında, ayağında çorabı yok, ayağı yok. Bu memleket zekatını, fitresini o garip gurabaya şu anda kucak açmış, onları besliyor. O niye yok burada? O yapılan havalimanları, köprüler, otobanlar, hastaneler, şehir hastaneleri. Onlar niye yok burada? Bu analizde hiçbir şey yok. Bu analizde emekli maaşlarındaki şey zamlar yükseldi. Niye yok analiz burada? Bu. Askeri ücretlerdeki zamlar niye yok burada? Yani bu zamana kadar yapılan, hükümetin yapmış olduğu, vermiş olduğu teşvikler niye yok burada? Ben de bunu sorarım. Bana rakamla geliyorsun. Ama tarih verdiğin rakam 30 Haziran'dan bu yana. 30 Haziran. 30 Haziran'dan 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Normal şartlarda normal bir ülkenin sadece birini yaşasa tamamen yıkılacağı günler geçirdik. Onlarca olay geçirdik. Büyükelçi suikastı az bir şey mi? 15 Temmuz'u zaten ayrı bir yerde tutuyorum. Terör saldırıları az bir şey mi? Bunlara rağmen dolar fiyatı artıyor. Her şeye rağmen örnekleme veriyor. Bunlara rağmen dolar fiyatı artıyor. Büyük olasılıkla, ihtimal üzerine konuşuyor, dikkat edin. Büyük olasılıkla döviz borçluları doların daha fazla artmasından korktukları için dolar alıyor. Şimdi geçen yayında İslam Memiş geldi. Dedi ki kardeşim, eğer döviz borcun varsa alırsın, İnkar mı ediyoruz? Alırsın kenara, paranı koyarsın, dolarını alırsın, durur. O zaten başka bir şey. O doların yükselişi alçalışıyla da alakalı bir şey değil. Evet. Onu kenara koyarsın zaten borcunu ödemek için. Ben bu ülkeye güveniyorsam, ben Türkiye ekonomisine güveniyorsam çıkarım, şirketimi kurarım, yurt dışından döviz borcumu alırım, yatırımlarımı yaparım, istihdamı yaparım, kazanıp yerine koyarım. Bu kadar net, bu kadar açık. Yani milyon dolarlık şirket sahiplerinden daha mı akıllı bunlar? Milyon dolarlık şirket sahipleri aklından zoru mu var da çıkıp bunlar şirket kurdu, istihdam sağladı, yatırım yaptı, 30 yıllık ihalelere girdiler. Cahil adamlar mı? Bunların danışmanları yok mu? CEO'ları yok mu? Bunların, senin okumuş olduğun kitap da onların okumuş olduğu kitap değil mi? Senin okuduğun üniversitede onların okumuş olduğu üniversite değil mi? Şimdi geçen gün Hürriyet gazetesi yazarı, bugün Milliyet gazetesi yazarı, hep aynı meseleden dem vuruyorlar. Tabii, dolar alın diyor. Yapısal dolar al diyor. Yükselecek dolar diyor. Dolar al diyor. Aynı zamanda da bu şu demek değil mi? Bak, Cumhurbaşkanı sana dolar bozdur dedi, sen kaybediyorsun. Cumhurbaşkanı dinledin, kaybediyorsun. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet. O millet kaybetmek, kazanmak için bozdurmadı ki o dolarları. Bunlar yani yazık. Güngör Uras'ın da anlayamadığı şey bu belki de. İnsanlar kazanmak ya da kaybetmek için o doları bozdurmadı. Medeni insanlar konuşur. Medeni insanlar tartışır. Medeni insanlar öngörüsünü belirtir. Medeni insanlar tavsiye niteliğinde tavsiye mektubunu hükümete belirtir. Benim aklım bu kadar çalışıyor. İsterseniz gelin bunları böyle yapalım der. Hükümet de aklı selim bir hükümetse eğer onları karşısına alır, bir istişare yapar. Ama gruplaşma ve kutuplaşma niyeti üzerinde. Ya sizin mahalle burası, benim mahalle burası. Siz o partilisiniz, ben bu partiliyim. Siz o zihniyeti taşıyorsunuz, ben bu zihniyeti taşıyoruz mantığıyla insanların içeride birbiriyle kavga etmesi, insanların içeride birbirine karşı enerji harcaması hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Güngör Uras Hoca bana gelseydi bugün şu masada, bana deseydi ki şu anda devlette, kurum ve kuruluşlarda ciddi bir israf var. Ondan dolayı, bu israftan dolayı ülke ekonomisi zarar görüyor. Haklısın derdim, alnının ortasından öperdim. Bu arada hemen belirtelim, Güngör Uras'a da sabahtan beri ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadık, hata bizde de olabilir. Hemen belirtelim, yani telefonlarımıza çıkmıyor anlamında söylemiyorum. Hata bizde de olabilir. Eğer kendisi yayını takip ediyorsa bağlanıp cevap da verebilir. Diyebilir ki bu ülkede çeşitli kökten reformların yapılması lazım. Mesela eğitim sisteminin kökten değişmesi lazım. Eğitimcilerin gözden geçirilmesi lazım. Mesela suni bir not durumu var bugünlerde. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ceza verecekmiş okullara falan filan. Bununla ilgili desek ki... Yapısal reform bu işte. Bunları yapalım, eyvallah. Bana desek ki kardeşim benzin fiyatlarına her gün zam geliyor. Araba fiyatlarına her gün zam geliyor. Vergilere her gün zam geliyor. Ya kardeşim senin adamın, senin kurum ve kuruluşlardaki ya da yerel siyasetteki belediye başkanları 800 milyarlık arabaya biniyor. Niye 800 milyarlık arabaya biniyor? 100 milyarlık arabaya versin. Babasının parasıyla mı aldı o arabayı? Hayır. Devletin parasıyla aldı. Milletin parasıyla aldı. Milletin vergilerinin parasıyla aldı. Dese alnından öperim ben. Haklı çünkü. Ama yapısal, kendimizi eleştirmemiz lazım. Ama yapısal reform, sen bana, ben söyleyeyim, yapısal reform bana, anayasayı boş ver. Sen bana doları moları anlatırsan, sen gelip de bana sürekli yapısal reform diye anayasayı kastedersen, başkanlık sistemini kastedersen, bana erken seçimi kastedersen, bana hükümetin güçlü olmasından bahsedersen, kusura bakma. Demokrasi nedir? Halk seçer, milli iradesini kullanır, gereken yapılır. Halkın teveccühü kimde buluşmuşsa o lider olur. Bu kadar basit. Ama zamanında benim başörtülü kardeşlerim üniversite kapılarında sürüklendiği zaman 28 Şubat tarihinde benim dindar insanlarım, hacılarım, hocalarım askeri bahçelerden geri çevrilirken hiç kimse dolardan bahsetmiyordu. Hiç kimse, rahmetli Necmettin Erbakan, bu ülkede bir sürü fırıldaklıklar yapıldı. Onlar demedi ki kardeşim bu fırıldaklıklardan dolayı dolar kuru şöyle oldu demedi. Kardeşim şu tarihleri yazdığın zaman o zaman bana şunu da söyle. Zamanında bu memlekette başbakanlığın kapısını esnaf aldı, yazar kasayı tak fırlattı. Bana bunu da söyle. İzahını yap bana. Bana bu ülkede 2000'li yıllarda koalisyon hükümeti olduğu zaman yani yapılmayan iğrençlikler kalmadı. Depremi yaşadık. Biz kendi ölülerimizi, o depremde rahmetli olan, hakkın rahmetine kavuşmuş insanları oradan çıkaramadık. O kadar aciz duruma düştük. Onun da bana hesabını ver. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Yani 3-5 kişiyle bu ekonomi, 3-5 kişiyle bu Türkiye, 3-5 kişiyle bu istikrar hiçbir zaman bozulmayacaktır. Evet. Dolayısıyla biz de her türlü konuda olduğu gibi bu konuda da milli ve yerli duruşumuzu korumamız lazım. Bakın bu tarihte şu konuştuklarımızı bizi izleyen vatandaşlarımız kalemi kağıda alsın, bir kenara not yazsın. Dolar kuru tekrar 3.63 bandına kadar gerileyecek. Bu bir. Altının gram fiyatı 138 lira seviyesine kadar gerileyecek. Bu iki. Bakın kardeşim bu seviyelerden dolar alırsanız ekonomik anlamda kendi bütçenize zarar verirsiniz. Dolar gerçekten almaya ihtiyacı olan şirket sahipleri ya da yatırımcı ya da döviz borcu olan vatandaşlarımız varsa 3.63 seviyesini beklesinler. 20'sinde Trump yemin töreni var. 24'ünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 27'sinde kredi derecelendirme kurulu Fitch'in bir kredi notu değerlendirmesi var. Ayın 1'inde, 1 Şubat'ta da Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fitch hariç diğerleri doların düşmesini destekleyen faktörler. Tarih sıraladım. Fitch rengini zaten belli etti. Ne zaman? 2 hafta önceden. Diyor ki Türkiye'nin kredi notunu düşürebilirim. Onlar diyor. Zaten düşürse de dolar yükselmez. Düşürmesen adam değilsin. Düşürmesen adam değilsin. O kadar net yani. Aynen öyle. İslam Memiş. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız, değerlendirmeniz için. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra birlikteyiz.